Bölgenin ilk hidroponik serası. Güneydoğu topraksız tarım. Herkese merhaba. Bugün marul üzerinde oluşabilecek bitki besin elementlerinin noksanlıkları üzerine bir video çekmek istedim. Bu video resimler bana ait değildir. Yabancı kaynaklarda bir makalenin çevirisini yapıp sizlere faydalı olacağını düşündüğüm için çektim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Birinci eksikliğimiz azot arkadaşlar. Resimde görmüş olduğunuz gibi soldaki bitkide açık bir renk mevcut. Sağdaki ise daha koyu bir yeşil. Azot eksikliği ilk başta genç yapraklarda görülür. Belli bir süreden sonra alttaki diğer resimde görmüş olduğunuz gibi yaşlı yapraklar, yani ilk çıkan yapraklarda kurumalara sebebiyet verir arkadaşlar. Burada şöyle bir uyarı yapayım. Azot çok tehlikeli bir elementtir. Fazla verildiği zaman bitkiyi öldürür. Burada anlatacağım her şey bitki besin noksanlıkları üzerine olacaktır. Fazlalıklarından bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Resimlerde gördüğünüz gibi aşırı şiddetli bir kloroz olmuş. Yani klorozdan kastım sarılıktır. Üçüncü haftadan sonra marulun alt yapraklarında kuruma mevcut olmuştur. Şimdi diğer bir besin elementimize geçelim. Fosfor. Biliyorsunuz en önemli besin elementleri NPK dediğimiz azot, fosfor, potasyumdur. İkincisi fosfor. Soldaki kontrol dediğimiz kısım bitkiye fosfor olarak tamamen verilmiş, ihtiyacı düzeyinde ayarlanmış. Sağdaki ise fosforu düşük dozda verilmiş bir görseldir arkadaşlar. 2 haftadan sonra sağ taraftakinin gelişmesi ve sol taraftakinin gelişmesi arkadaşlar. Sağdaki sola göre çok daha kısa kalmış, gelişmemiş, çapı kısa kalmış. Yaşlı yapraklarda, diğer işte görmüş olduğunuz resimde yaşlı yapraklarda ucunda ufak ufak lekeler ve yaklaşık 4 haftadan sonra da yaprak uçlarında yanıklar meydana gelmiştir. Diğer besin elementimiz arkadaşlar potasyum. Potasyum bitkiler için en önemli bitkilerden bir tanesidir. Potasyum eksikliğinde ilk başta yaşlı yaprakların kenarında nekrotik, yani lekeler oluşur, böyle yanmış gibi diyebiliriz. Yani görselde çok daha iyi görüyorsunuz, tabir edemedim. Bunlar çoğalır. Çoğaldıkça kıvrımlaşmaya başlar. İçe doğru sarar. Bunlara sebebiyet verir arkadaşlar. Diğer bir besin elementimiz kalsiyum arkadaşlar. Kalsiyum eksikliği çok net belli olur. Yaprakların üzerinde nokta 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 lekeler oluşur. Göbek kısmı içe doğru kırılır. Uçlarında nekrotik lekeler oluşur arkadaşlar. Biz genelde kalsiyum hareketsiz bir element olduğu için genelde yapraktan kalsiyumu sürekli veririz ki bitki daha rahat gelişim sağlasın arkadaşlar. Resimlerde tek tek anlatmıyorum. Zaten oldukça açıklayıcı fotoğraflar. Diğer bir besin elementimiz magnezyum arkadaşlar. Magnezyumun en büyük belirtisi yapraklardaki damarlar belli eder. İki damar arası sararma olur. Resimde de olduğu gibi belli bir süreden sonra, mesela ilk resim birinci haftadaki etkisi, ikinci resim üçüncü haftada, artık dördüncü, beşinci haftadan sonra marul komple ölüme doğru gidiyor arkadaşlar. Damarlar oldukça belli oluyor. Diğer bir bitki besin elementimiz kükürt arkadaşlar. Çoğu şu anki kullananlar kükürt kullanmaz. Kükürt eksikliğinde bitki 10 gün boyunca, mesela bu bitkiye kükürt çok az verilmiş ve kloroz olmuş. Yani klorozdan yine söylüyorum, sararmadır. Kükürtü iyi ayarlanmış, sağdaki ise kükürtten eksik bırakılmış bir bitki arkadaşlar. Demir en çok karıştırılan günümüz tarımında, topraklı ve topraksız tarımda. Demir eksikliği ile azot eksikliği birbirine çok benzetilir. Genelde yanlış uygulamalar yapılır bu sebepten dolayı. Demir eksikliğinde mesela ilk fotoğraf 10 gün boyunca demir çok az verilmiş bir bitki. Aynı bitkinin kontrol, yani diğer istenilen demir dozunda verilende ise daha az bir miktarda olmuş. Yine düşük dozlarda. Damarlar arası açık renk, hafiften birbirine benziyor ve genç yapraklarda daha çok ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yaşlı yapraklar bu konuda demire göre daha toleranslıdır. Azotta ise yaşlı yapraklardan başlar. Demirde ise genç yapraklarda. Son eksikliğimiz arkadaşlar bor. Biz boru, bizim için de çok önemli bir bitki. Ülkemizde de bor yatakları oldukça fazla. O yüzden düzgün bir besin elementi beslememe yapmamız gerekiyor. Bor eksikliğinde bitkilerde hafif hafif yaprak uçlarında yanma olur, çukurlaşma olur, şekil bozukluklarına sebebiyet verir. Borun en çok kök yapısına çok etki eder arkadaşlar. Resimde görmüş olduğunuz gibi bor düşük verilen bir kökün yapısını görüyorsunuz. Ve kontrol olarak, yani boru düzgün verilmiş bir bitkinin kök yapısını görüyorsunuz. Bu yüzden kullandığınız reçetenin, besin elementinin vesairenin bor oranı çok iyi olması lazım. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bölgenin ilk hidroponik serası. Güneydoğu topraksız tarım.